Biz var, sokaklar savaş alanına döndü demiştik. İşte o anları yaşayan bir İzmirli izleyicimiz, adını vermek istemiyor. Telefon attığımızda can güvenliğin tehlikede olduğunu söylüyor. Hemen kendisine soralım. Evet, İzmir'den bizi aradınız ve neler yaşadığınızı anlatmak istediğinizi söylediniz. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Merhaba, iyi geceler. Öncelikle Türk halkına bu verdikleri dirinçten dolayı teşekkür ediyorum. İzmir'de her şey çok güzel başladı. Öğlen saatlerinde insanlar Gündoğdu Meydanı'nda, inanır mısınız, 100 bin yeri doldurdu. 100 binlerce insan vardı sokaklarda. Her şey çok güzeldi. Fakat geceliğin bire kadar çok güzeldi her şey. Öncelikle saat 19 sularında yağan sağanak yağmura rağmen insanlar tekrar 25-30 bin kişi kadar gece 1'de yine toplandı. Çoluğu çocuğu eşini alan, hatta köpekleriyle gelen insanlar vardı. Konak Belediye Başkanımız Hakan Tarzan, Gündoğdu Meydanı'ndan dışarı çıkmamızı size Twitter'ında ve Facebook'ta söylemişti. Aziz Kocaoğlu da yürüyüşlere katılmıştı, belediye başkanımız. Fakat dediğim gibi her şey saat gece 1'e kadardı. Saat gece 1'de çatılara çıkan polis ve çevik kuvvet, belki size diyebilirim ki yüzlerce biber ve portakal gazı atarak o insanları denize kadar sürüklediler. Denizde Ramakka'da çevik kuvvet tomalar bazı arkadaşlarımız, hatta bazı yüzlerce insanı denize döktü orada. Ara sokaklara kaçabilenler şanslı olduklarını zannettiler. Fakat asla öyle bir şey yoktu. Şanslı değildik. Neden şanslı değildik? Sivil polisler ve AKP'nin yani resmen AKP'de olduklarını şuradan söyleyeyim size. Tayyip diye slogan atarak ellerinde odunlarla o ara sokaklara kaçan arkadaşlarımızı linç edercesine dövdüler. Ben bu arada küçük bir bara sığındım. Biber gazından etkilendiğimiz için yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra dışarıya çıktım. Her şey düzeldi zannediyordum ki sadece zannetmişim. Kıbrıs Yiğitleri Caddesi'ne girdiğimiz anda benim evimden yaklaşık 10 metrelerinden yürüyen 3 tane genç Kıbrıs Yiğitleri Caddesi'ne çıktığı anda sivil polis ve AK Partililerin ellerinde sopalarla saldırısına uğradılar. Ben orada bir dürümcü teyzenin dükkanına girip kendimi orada çalışıyor gibi gösterip elimdeki çöp döküyormuş gibi gösterisi yaptım. Fakat önümde adamları, çocukları linç edercesine dövdüler. Kafalarına sopalarla vurdular. Ondan sonra bir çökmüş gibi alıp kenara fırlattılar onları. Dükkanın içine geldiler. Sağ olsun dürümcü teyzemiz bizim çalışanımız dedi benim için. Yoksa muhtemelen benim de aynı şeyleri işleyen kesindi. Daha sonra ben olaylar durulu zannederek çıktım. Evim yaklaşık bir 300 metre kadardı. Evime girdim. Evime gelene kadar bu arada her gördüğüm kişiye uzaklaşın buradan deyip uyarıyordum onları. Evime girdim, her şey yoluna gidip derken insanlar tencere çalmaya başladılar kaşıklarla. Evet. Atatürk'ün gençliği kahvesini okudular. Şarkılar söylüyorlardı ki çevik kuvvet ve AK Partililer mahalleye insanları kovalamaya başladı. Daha sonra Türk bayrağı altında olan apartmanlara girmeye başladılar. O Türk bayrağı altında olan evlerden biri de benim evimdi. Bana silah tuttular. Çocuklarım, 3 tane çocuğum var. Yarın okula gidecekler ve içeride şu anda halen daha sabah saatin 5'i olmasına rağmen uyumadılar. Tir tir titriyorlar. Bu çocuklarımın korkusunu ömür boyu unutamayacaklarını düşünüyorum. Bayrakları asılı olan evlere dediğim gibi taş ve sopa atıldı. Apartmanların camları kırılıp içeri girmeye çalışıyordu. Bizim şu anda İzmir'de emin olun ki hiçbir can güvencemiz yok. O kadar kötü ki sokaklara çıkmaya korkuyoruz. Ben yarın sokağa çıkıp ekmek almaya gittiğimde emin olun ki çocuğum bana gitme diye ağlayacak. Bunun hesabını kim verecek bize? Evet. Çocuklarımı okula yollamayacağım ben. Neden? Çünkü hayat güvenceleri yok şu anda çocuklarımın. Sabah 7'de kalkıp okula gidecek o hali, o cam kırıklarını, o şişe kırıklarının içerisinde ne düşünecek sizce? Evet, biz çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Lütfen buradan hükümet yetkilileri, AKP'lilere, CHP'lilere, bana çocuklarıma, ben bunları anlatamıyorum. Evet. Bize yardımcı olsunlar. Evet, yaşadığınız şeyleri anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Ne diyelim, iyi geceler. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederim.